Hocam şimdi eklem hastalıkları deyince pek çok teyze şimdi dizlerini ovuşturuyordur. Ben farkındayım, Evet. tahmin ediyorum. Evet. Ben çok görüyorum. Yani aile hekimliği yaptığımız ortamda dizi ağrımayan teyze neredeyse yok gibi. Yani Evet. belli bir yaştan sonra bu diz şöyle de tarif ediyorum. Küçücük bir diş kemiğinin ağrısı ne kadar, Evet. kocaman bir diz kemiğinin ağrısı ne kadar o Tabii. hesaptan ağrıdığını tahmin Tabii. ederek Tabii. söylüyorum. Diz yaygın mı hocam? Siz ne görüyorsunuz en En çok? sık gördüğümüz eklemlerden bir tanesi, rahatsızlık gördüğümüz eklemlerden bir tanesi diz eklemi. Diz mi? Özellikle toplum olarak da hani kilo açısından baktığımız zaman kilomuza çok dikkat etmeyen bir toplum olduğumuzu söyleyebilirim. Kilo tabii burada eklem sorunlarında önemli bir faktör. Kilo hastalığın bizzat sebebi olmasa bile ömür boyu bizi taşıyan eklemler bir süre sonra bu kilonun yükü altında adeta ezilmeye başlıyorlar ve bir takım sorunlar bu sefer ortaya çıkmaya başlıyor. Diz eklemi de yük taşıyan bir eklem olduğu için ve de yapı olarak da her yönden gelen yüklere çok açık bir eklem olduğundan dolayı da en sık yıpranan eklem olarak karşımıza geliyor. En Doğru. sıktım hocam yani. En Ben sık, doğru söylüyorum. evet, doğru, Gözlemim doğru, doğru oldu. kesinlikle. Peki hocam yani zayıf bir insanda, kilosu olmayan bir insanda diz aşınması, ya da şöyle sorayım. Diz ağrısına sebep olan eklem hastalığı nedir hocam? Şimdi Yani tabii daha... çok çok genel bir soru sordunuz. Yani Evet. diz ağrı dediğimiz zaman ağrının karşılığında sadece eklem sorunları olmayabiliyor. Yani daha sadece kakırdak problemleri olmayabiliyor. Burada nörolojik bir takım hastalıklar da devreye girebiliyor ya da başka hastalıklar da devreye girebiliyor. İsterseniz biraz daha Eklemi alalım o sınırlandıralım. zaman hocam. Yani, Eklemden kaynaklanan ağrılı durumlara girdiğim soruyu zaman doğru, tabii güzel sormuş evet. olayım. Eklemden kaynaklanan ağrılı durumlara baktığımız zaman yaş gruplarına göre bunu sınıflandırabiliyoruz. Eğer kişi aktif spor yapan bir kişi ise ve ağrısı yeni başladıysa belki işte bu bizim özellikle diz ekleminden gidiyoruz. Menisküs dediğimiz dokularda bir yırtılma ya da işte bağlarında bir problem ya da kıkırdağında bir adeta ezilme tarzında ya da işte kıkırdağının yapısının bozulması tarzında bunlar bölgesel bozulmalardır. Böyle hastalıklarla karşımıza Genç, gelebiliyorlar. aktif spor Genç, yapanlarda aktif daha çok menisküs. insanlarda daha çok görüyoruz. Yaşta ilerledikçe kıkırdağın yapısının bozulmasından ibaret olan işte halk arasında kireçlenme olarak tabir edilen hastalık çok sık olarak karşımıza geliyor. Yani en sık gördüğümüz hastalık grubu Osteoartrit diyor. kas. Osteoartrit, evet. Halk arasında kireçlenme olarak tanımlanıyor. Bu hastalığı daha sık görüyoruz ileriki yaşlarda. Romatizma o grupta mı Şimdi hocam? tabii orada çok bir kavram karmaşası var. Yani Siz de kireç... biliyorsunuz. Evet. Bizim romatizmadan doktor olarak anladığımız özellikle eklem kapsülünü tutan bağışıklık sistemimizin yaptığı bir takım hastalıkları bu grubun içine dahil ediyoruz. Ama ileri yaşlarda gördüğümüz işte bu yaşlarda ya da işte daha orta yaşlarda da ortaya çıkabilen kireçlenme olarak bilinen hastalıkta halk arasında romatizma olarak Romatizmam evet, var diye. evet romatizma olarak. Biz aslında romatizma dediğimiz zaman farklı bir hastalık grubunu anlıyoruz. Evet. Hocam tabii hastayla iletişim sırasında bu kavram kargaşası bazen dezavantaj oluşturuyor. Siz bir ifade Evet. kullanıyorsunuz. Ömrünün geri kalan kısmında o hastalığı üzerinde taşıyor. Şimdi bazı kavramları ne kadar isteseniz de Yok. Biz değiştiremiyorsunuz. yanlış kelimeyi kullanıyoruz. Ben Evet. öyle diyorum. Mesela az önce Hilal hocamla da bağlantı yaptık. Benim şu anki doktorluk tespitim grip kelimesini kullanmamamız gerektiği. Evet. İnfluenza olduğunu sen demeliyiz. Evet. Çünkü grip kelimesi bizde başka bir yer. Evet. Başka bir terminolojiye Evet. giriyor. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey başka bir hastalık aslında. Romatizma da herhalde o sizin dediğiniz Tabii gibi biz biz ne yaparsak. elimizden geldiğince toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Anlatıyoruz hastalarımıza. Bazı hastalarımızda da onların bildiği şekilde onları anlatmaya devam ediyoruz. Tabii. Hocam şöyle yapalım o zaman. Çünkü her bir konu diz, Tabii, kalça, tabii. Tabii. omuz, daha küçük eklemler, Tabii. omurga hattı bunların hepsi başlı başına bir Evet. program. Yani her bir programın da işte dizin içinde Tabii. eklemi, kasları, Diz kemikleri, sorunlarını. hepsi ayrı bir konu Evet. ki bunun yaklaşık 20 yıllık televizyonculuk tecrübem var. Tabii. Her bir nokta ayrı ayrı program yapmışlığım Tabii. da vardır. Tabii. Ama Kanal T ekranlarında iyi bir doktorda ve ortopedi ilk programı olduğu için genel bir portföy yapma açısından eklem hastalığına bir geniş bakalım istedim. Ama kafamdaki ön kabul acaba önce dizle mi ilgili konuşsaydık gibi. Ben o şekilde düşündüm hocam. Hakikaten çok yaygın. Yani hemen hemen benim gelen belli bir yaş grubundaki hastaların ve bilhassa bayanların çok üstünde. Evet. Bayan erkek ayrımı var mı? Yani gözlemliyor musunuz onu? Mutlaka Ya bilimsel veri var mı? evet bayanlarda daha çok özellikle diz ekleminde artrozu yani kireçlenmeyi bayan hastalarda daha sık görüyoruz. Zaten kireçlenme dediğimiz zaman genetik bir hastalık asıl köken olarak. Yani biz kiloyu suçluyoruz ama kilo hastalığın sebebi değil. Hastalığı kolaylaştıran bir faktör. Asıl olarak kıkırdakta meydana gelen bir biyokimyasal süreçten bahsediyoruz. Tam olarak da aydınlatılabilmiş durumda değil. Evet. Bir süreç başlıyor. Bu sürecin sonunda o kıkırdağın esnek yapısı
yavaş yavaş bozuluyor, daha gevrek hale geliyor, darbelere karşı daha duyarlı hale geliyor ve siz normal bir yürüyüşünüz sırasında bile bu kıkırdakta zaman içinde mekanik olarak da gözle görebileceğimiz bir hasar oluşmaya başlıyor. Yani evet, çatlaklar oluşuyor, püsküllenmeler dediğimiz bir takım değişiklikler oluşuyor ve en son evreye geldiği zaman da o eklemi oluşturan kıkırdak dokusu kemiğin üzerinden tamamen dökülüyor ve eklemi... Balatıların sıyırması gibi mi hocam? Yani benzetilebilir ben belki. Ben çok benzetmeye çalışıyorum. Evet. Hastaları anlatırken çok tabii, kullanıyorum ama tabii. Şimdi aşınma diyordum. Evet. Anlattıklarınızdan çok da olmadı anlama geldi. Evet, evet, aynen öyle. Zaman içinde o kemikler birbirini artık sürtmeye başlıyor. Evet. Ondan sonra da kemik de tabii bir takım değişiklikler oluşuyor. Ve bunların hepsiyle beraber de bu son duruma doğru ilerliyor kireçlenme hastalığı. Evet. Hocam baktığınız zaman siz tabii girip bakıyorsunuz. Bu tabii. Aşınmayı gözle görüyorsunuz. Tabii ki de. Tabii ki de. Görsel olarak diş çürüğüne benzeyen bir şey mi? Başka bir şekil mi var? Şimdi diş çürüğüne çok fazla benzeyen bir şey değil. Evet. Yani oradaki zaten sağlıklı dokuyla hastalıklı dokuyu ayırt edebilme şeyimiz olduğu için net olarak biz karşımızda kıkırdak dokusunun yanında tamamen dökülmüş kemik dokusunu net olarak görüyoruz. Evet, yani onu da göstermek lazım. Ben evet, hep o örneği verdiğim için onu evet, sordum ama evet, verdiğim örneklerin her bir tarafında eksikler var. Yani evet, tam istediğim kelimeyi bulamamışım. Evet. Kireçlenme ifadesini kullanıyoruz ama aslında aşınma, kireçlenme, soyulma, yıpranma bir tabii dünya şimdi, başka. Şimdi kireçlenme yine burada birazcık kolaycılıkla evet, açıklayabilirim. Yani bu kelime niye kullanıldı? Çünkü hareket sırasında hasta bir takım sesler duyuyor dizinde. Evet. İşte bu kıtırtı diye tanımladığımız sesler. Halk arasında bu da işte kireçlenme olarak tanımlanmasının sebebi de buradan geliyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi dizi ağrıyan bir hastamız ilk size geliyor. Evet. Şimdi biz muayene sırasında şimdi yani ortopedik muayeneden de çok bildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz ama ben kendi hekimlik sırasında hastaya mümkün olduğu kadar dokunmaya çalışırım. Evet. Şimdi dokun palpasyon yapmaya evet, çalışırım. Yapmayınca evet, muayene olmaz çünkü. Tabii. Eksik olur. Fizik muayenede elle bir şey anlama şansınız oluyor mu? Şimdi fizik yani muayenede elle bir şey anlamadan önce aslında muayene hastanın kapıdan girmesine itibaren başlıyor. İnspeksiyon. Tabii ki de. Ne yazık ki bu söylediğiniz şeye günümüzde çok fazla önem verilmediğini çok sıkçana evet, görebiliyoruz. Hastalar ellerinde bir tomar tetiklerle karşımıza sıkçana evet, geliyor ama ortada bir tanı yok. Hasta kapıdan içeri girdiği zaman hastanın duruşundan, hastanın yürüyüşünden, işte hangi ekleminde sorun olduğu fikrini zaten alıyorsunuz. Ondan sonra inspeksiyondan sonra anemnez, tabii hastadan aldığınız bilgiler sizin için çok değerli. Ağrısının süresi ne kadar zamandır bu şikayeti çekiyor? Herhangi bir ağrının başlangıcında herhangi bir travma hikayesi var mı? Yani bir kaza geçmişinde var mı? Bunlar bizim için çok önemli. Gece ağrısı, gündüz ağrısı, bunları mutlaka sorguluyoruz. Tabii ki de bütün bu sorgulamaları yaptıktan sonra fizik muayene çok önemli. Bizim klinikteki işleyişimizin çok önemli bir kısmını kapsıyor. Fizik muayene, bizim hastanın inspeksiyonu, anemnezi ve fizik muayenesi sonucunda zaten biz tabii yani %90 %95 zaten tanıyı koymuş oluyoruz. İstediğimiz yardımcı tetikler, görüntüleme tetikleri sadece bu tanımızı desteklemek amacıyla ya da ileride yapılacak olan, yapılması gereken tedavinin şeklini belirlemek amacıyla oluyor. Evet. Hocam peki tabii ben bu soruyu sorarken ilk görüntüleme yöntemlerinde genelde bir tedavi ediyormuş bir psikolojisi vardır. Yani o tahlil yapılmadan hasta rahatlamaz gibi. Evet. Öyle bir talebi vardır. Grafide yani film diyelim halk arasında grafi etkili oluyor mu tanı için? Tanı için film çekmenin tabii ki de. Yani eğer ki şimdi ilk evvela mutlaka bizim bu direkt grafi dediğimiz hı hı, işte X-ray ya da olarak adlandırılan görüntüleme tetkikini mutlaka kullanıyoruz. Özellikle ileri yaşlı hastalarda basarak ayakta film çekiyoruz. Hı hı. Diz ekleminden bahsediyorum ya da yük taşıyan eklemler için söylüyorum. Bu ayakta çektiğimiz grafide biz eklem aralığında daralma, yani normalde eklem mesafesi biliyorsunuz kıkırdak dediğimiz doku kalsiyumdan çok fakir olduğu için X ışınlarını direkt geçiriyor. Arkaya geçirdiği için karanlık bir görüntü. Aslında orada doku olmadığı anlamına gelmiyor. Biz o mesafeyi daralmış gördüğümüz zaman ayaktaki hastalarda anlamda bir aşınma olmuş.